Herkese merhaba, ben Sümeyra Teymur. Hava sıcak da olsa, soğuk da olsa içecek tercihim hep kahve. Ama sıcak kahve, sıcak çay gibi harareti almadığı için sıcak havalarda tercihim buzlu kahve oluyor. Şimdi iki türlü buzlu kahve var. Birincisi cold brew, ikincisi soğuk kahve. Bu videomda sizlere iki tane cold brew tarifi, iki tane de soğuk kahve tarifi vereceğim. Tariflere geçmeden önce cold brew ile soğuk kahve arasında ne fark var onu kısaca anlatayım. Cold brew, soğuk demlenmiş kahve demek. Yani kahve soğuk suda demleniyor. Dolayısıyla demlenme süresi 12 saat ile 24 saat arasında değişiyor. Yani bayağı uzun. Soğuk kahve ise basitçe sıcak olarak demlenmiş, daha sonra soğutulmuş kahve demek. Şimdi tariflerimize başlayalım. Birinci tarifimiz cold brew ekipmanıyla cold brew demleme. Özellikle cold brew demlemek için geliştirilmiş bir sürü ekipman var piyasada. Bendeki böyle damıtılarak aslında kahveyi demlediğin bir ekipman. Şimdi bunun alta böyle bir haznesi var. Kahve buraya demlenecek. Üstünde kahveyi koyacağım bir filtresi var. Şimdi bunun içine orta ayarda ya da orta kalınlıkta çekilmiş kahvemi koyuyorum. Daha sonra bu damıtma aparatını üstüne koyuyorum ve soğuk su ekliyorum. Bu alttaki damıtma bölümünden damlamanın yavaşlığını ya da hızlı, yavaş ya da hızlı olmasını ayarlayabiliyorum bu şekilde. Biraz daha yavaş olmasını tercih edeceğim. Gördüğünüz gibi su buradan damlaya damlaya kahveye iniyor. Kahvenin içinden demlenerek aşağıdaki hazneye soğuk kahve olarak inmiş olacak aslında. Damlaya damlaya geldiği için bu kahvenin demlenmesi 8 ile 10 saat arasında sürecek. Yani bu kahveyi benim şimdi içebilmem için aslında bunu akşamdan demlemem lazım. Bu kahvenin demlenmesini burada 8 saat bekleyemeyeceğimiz için ben akşamdan bir tane hazırlamıştım. 8 saatte demlenmiş, soğuk suyla demlenmiş cold brew kahve. Aslında cold brew demlemek için böyle antin kuntin kahve ekipmanlarına hiç ihtiyacınız yok. Hepimizin evinde bulunan French press ile de cold brew kahve demleyebiliyoruz. Bunu kenara alayım. Şimdi bunun için French press'ime ilk önce kahveyi koyacağım. Aslında bu normal French press'te kahve demlemekle aynı. Sonra üstüne sıcak su yerine soğuk su koyacağım. Ve kapağını kapatacağım. Filtresini çok bastırmıyoruz. Bunun bu şekilde demlenmesini 12 saat boyunca bekliyoruz. Buzdolabında da tutabilirsiniz, dışarıda bir yerde de tutabilirsiniz. 12 saat sonra kahvemiz demlenmiş olacak. Kahvemiz demlendiğinde bu filtresini bastırıp kahveyi süzeceğiz. Ve artık kahvemiz hazır olacak. Cold brew demlemek aslında bu kadar basit. Fakat cold brew demlerken dikkat etmemiz gereken bir şey var. Bu kahveler soğuk suda demlendiği için kahvenin aromasının suya geçmesi biraz daha zor oluyor. Bu yüzden kahve su oranını biraz daha farklı yapmak gerekiyor. Yani sıcak filtre kahve demlerken işte kahve su oranı 1'e 15, 1'e 16 iken soğuk demlemede bu oran 1'e 10 ya da 1'e 11. Yani 20 gram kahve kullanacaksanız 220 ml su kullanmanız gerekiyor gibi düşünebilirsiniz. Diyelim ki hava çok sıcak, enerjiniz düştü ve soğuk bir kahve içmek istiyorsunuz. Bir cold brew demlemeyi bekleyecek 8 saatiniz yok. Bu durumda çözüm soğuk kahve. Şimdi soğuk kahve tariflerine geçelim. İlk soğuk kahve tarifimiz soğuk americano. Soğuk americano yapmak aslında sıcak americano yapmakla aynı. Sadece sıcak su yerine soğuk su kullanıyoruz. Şimdi ilk önce espressoyu yapmakla başlayalım. Kahvemi öğütüyorum. Güzelce bastıralım. Şimdi buz dolu bardağım var. Bunun içine yarım su bardağı kadar soğuk su ekleyeceğim. Ve üstüne demlediğim
Double shot espressoyu koyacağım. Ben double shot koyuyorum çünkü kahve aromasının biraz daha yoğun olmasını seviyorum. Eğer daha az kahve aroması istiyorsanız o zaman single shot da kullanabilirsiniz. Çok hafif karıştırıyoruz. Ve ice americano hazır. Birçok kişi için sade kahve biraz acı olabilir. O yüzden kahvenizi sütlü tercih ediyor olabilirsiniz. Bu yüzden sıradaki tarifimiz ice latte. Ice latte yapmaya ilk önce sütümüzü köpürtmekle başlıyoruz. Sütü köpürtürken çok fazla ısıtmamaya dikkat edelim. Aksi takdirde buzu eritebilir. Sütümü çok az köpürttüm. Sütüm kenarda dinlenirken ben espressoyu yapacağım. Şimdi içi buz dolu bir bardağım var. Bunun içine yarım su bardağı kadar ya da bir su bardağı kadar süt koyacağım. Üstüne demlediğim espressoyu koyuyorum. Sütü zevkinize göre koyabilirsiniz. Yani az sütlü de olabilir, çok sütlü de olabilir. Ve buzlu lattemiz hazır. Ben buzlu kahve içeceğim zaman cold brew soğuk kahveye tercih ediyorum. Çünkü cold brew soğuk suyla demlendiği için kahve tadını bence daha güzel barındırıyor. Soğuk kahveler bir tık bana acı geliyor doğrusu. Bilmiyorum sizin tercihiniz hangisi? Hangisini sevdiyseniz yorumlarda mutlaka benimle paylaşın. Bu türde videoların devamı için videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sevgiler.